Yaşantımızda fiziğin olmadığı ve kullanılmadığı herhangi bir anı düşünmek zordur. İnsanlar ilk zamanlardan beri fizik kanunlarını bilmeseler bile bu olaylarla karşılaşmışlardır. Hatta birçok fiziksel düzeni kullanmışlardır. Fizik günlük hayatımızda birçok olayda bize yardımcı olur ve her açıdan kolaylıklar sağlar. Sabahleyin kalkıp kapımızı açarken, musluğu açıp elimizi yıkarken, Aynanın karşısında saçımızı tararken, çatalla zeytini yakalarken ya da çayımızı karıştırırken farkında olmadan fiziği uygularız. Günlük hayatımızda fizikten yararlanılarak yapılmış bazı araçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 1 Basit makineler. Basit makineler fiziksel prensiplerle çalışır. Yoldan ya da kuvvetten kazanç sağlamak için kullanılır. Basit makinelere kaldıraçlar, makaralar, palangalar, çıkrıklar, kasnaklar, dişliler ve vidalar örnek olarak verilebilir. Pense, kerpeten, makas, maşat, cımbız, tahtirevalli, manivela ve bunun gibi makineler işlerimizi büyük ölçüde kolaylaştırır. Bunların hepsi fizik kurallarıyla çalışır. 2. Mıknatıslar. Mıknatıslar günlük hayatımızın bir parçası haline gelen diğer bir fiziksel araçtır. Sanayide dev elektromıknatıslar ağır demir parçalarını ve külçelerini taşımak için kullanılır. Mıknatıslar tüm elektronik cihazların yapılmasında çok önemli bir rol üstlenir. Günlük yaşantımızda manyetik rezonansla görüntüleme cihazlarında, maglev trenlerinin yapımında, elektrik motorlarında, elektrik üretiminde, elektrik ölçüm cihazlarında, pusulalarda, hoparlörlerde Teyp, DVD, CD çalarlarda bilgisayar hafızalarının manyetik şeritlerinde mıknatıslardan faydalanmaktayız. 3 jeneratörler. Bir manyetik alan içinde iletken bir çerçeve döndürülürse bu çerçevede bir elektrik akımı oluşur. Jeneratörler bu ilkeye dayanarak çalışır. Yani mekanik enerji elektrik enerjisine çevrilir. Elektrik motorları, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi elektrikli tren, denizaltılarda ve daha birçok yerde kullanılır. 4. Aynalar Cam, saydam bir madde olduğundan gündelik hayatta kullandığımız en önemli fizik araçlarındandır. Üzerlerine düşen ışığın tamamına yakınını yansıtabilen yüzlere ayna denir. Acaba aynalar olmasaydı araba kullanabilir miydik? 5. Basınç Bıçağı bileylediğimizde bıçağın yüzey alanı küçülür ve basınç artar. Çivinin ucunun sivri olması halinde basınç büyük olur ve çivi duvara daha kolay çakılır. Kara ayakkabısıyla kara daha az batılır. Bütün bunlar basınçtan yararlanılarak yapılan araç ve gereçlerdir. 6. Su cendereleri Su cenderelerinin veya Pascal prensibinin günlük hayatta birçok uygulamaları vardır yıkama yağlama sistemlerinde arabaların kaldırılmaları, hidrolik frenler, damperli arabaların hidrolik sistemleri, birleşik kaplar ve buna benzer birçok sistem fizik kurallarıyla çalışır. 7. Asansörler Asansör, insanları, yükleri bir yapının bir katından ötekine ya da daha yüksek yerlere çıkarıp indiren, elektrikle işleyen fiziksel bir araçtır asansör yüksek apartman dairelerinde yaşayan insanların kullandığı vazgeçilmez bir araçtır. Burada elektriksel enerji, mekanik ve potansiyel enerjiye dönüşmektedir. 8. Sporda Sırıkla yüksek atlamada sporcunun amacı dikey yönde ağırlık merkezinin maksimum yer değişimini sağlamak ve sonra kurallara uygun olarak ağırlık merkezini çubuğun üzerinden geçirmeye çalışmaktır. Bu ise sporcunun koşarak kazandığı kinetik enerjiyi sıçrama sırasında potansiyel enerjiye dönüştürme yeteneğine bağlıdır. Ayrıca futbolda gol atmak ve basketbolda topu potadan geçirmek için iyi bir fizik bilgisine ihtiyaç vardır. Ama sporcular fizik yasalarını çoğunlukla bilmeden sonuçlarını kullanırlar. 9. Mikrodalga fırınlar. Mikrodalga fırınlar 20. yüzyılın büyük buluşlarından biri ve çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer fırınlarla karşılaştırıldığında, yiyecekleri yalnızca ısıtmak amacıyla üretilen mikrodalga fırınlar, ısıtma işlemini çok kısa bir sürede yapabiliyor. Bu sayede hem zaman hem de elektrik enerjisi tasarrufu yapmaya olanak sunuyor. Mikrodalga fırınlar yiyecekleri ısıtırken mikrodalgaları kullanıyor. Mikrodalgalar aslında radyo dalgalarıdır. Mikrodalga fırınlarda kullanılan radyo dalgaları, ısıtılmak istenen gıdaların su, yağ ya da şeker moleküllerini manyetik olarak etkilerler. Bu etkileşme, moleküller arası kinetik enerjiye dönüşerek gıdaların ısınmasını sağlar.